Devrimci düşüncelerle öğretmen okulu son senesi tanışmaya başladım. Bu kadar olmamalı diye düşünmeye başladım. Yani daha çok şeyler yapılmalı, daha fazla şeyler olmalı. Ne yapabilirim sorgulamaya başladım. Mücadeleye girdiğimiz dönemde hepimiz birer mahirciydik, hepimiz denizciydik. Onların kahramanlıklarına, dürüstlüklerine inanan insanlardık diye düşünüyorum. Yani temelde istediğimiz insanlar ezilmesin, baskı görmesin, hakkını alsın. Patsada da işte halk kendi sorununa sahip çıkıyor. Kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Orada sadece yapılmak istenilen doğrudan demokrasinin yaratılmaya çalıştığı, yeni bir yaşam tarzının yeşerdiği bir yerde hepsi bu yani. Türkiye'mizin, Anadolu'muzun bir sahilinden söz ederek başlıyoruz bu akşamki programımıza. Ve Karadeniz sahillerimizden, bu sahillerimizdeki bir ilçemizden, Fatsa'dan söz ederek başlıyoruz bu akşamki programımıza. Neden Fatsa? Çünkü Fatsa, kuzeyde Karadeniz'e açık bir ilçemiz. Çünkü Fatsa, sahilden hemen sonra Sarp Dağları'nın yükseldiği, kardeşim... Çünkü Fatsa, 12 Eylül öncesi, kuzeyden güneye, Türkiye'mize bölüp... O dönemde, yani 60'lı yıllarda büyük bir toplumsal uyanış yaşanıyordu. Türkiye tarihinde ilk defa geniş toplum kesimleri sosyalist düşüncelerle ve solla tanıştı. Ülke sorunları özellikle aydınlar arasında, gençler arasında yoğun olarak tartışılıyordu. İşçiler, emekçi köylü kitleleri haklarını aramak için örgütlenerek mücadele ettiler. Ülkenin geri kalmışlığını ve sömürü düzenini dönüştürmeyi ve emperyalizme bağımlılıktan kurtulmayı hedefleyen bir devrimci mücadele ülke çapında hızla büyümeye başladı. Bu gelişmeyi önlemek için faşist saldırılar düzenlediler. Aslında 12 Mart darbesini de bu amaçla yaptılar. Denizlere asarak, Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarını katlederek bu mücadeleyi durdurmaya çalıştılar. Ancak devrimci mücadelenin 70'li yıllarda yeniden ve ülkemizin her yanında geniş halk yığınlarıyla buluşarak ve kendisini yenileyerek devam etmesini önleyemediler. Hem denizlerin idamı hem Kızıldere olayları çok sarsıcıydı. Çok etkilenerek yaşadık.
İşte o kadar çok insan öldü ki orada, fazla onlarla bağlantılı olan insanlar. Çocukları vardı onların hep. Bir kısmı bizim öğrencimizdi onların. O nedenle işin içindesiniz zaten, kasaba, küçücük bir yer. Yalnızdık, ürkektik belki. Herkes öyleydi. Birbirine ürkerek bakıyordu. Her an bir şey olabilir. Biraz hayat normale dönmeye başladı Türkiye genelinde. İşte içeri giren arkadaşlarının bir bölümü çıkmaya başladı. Fatsa hareketlendi. TÖBDER kuruldu. Halk evi kuruldu. Ve o dönem evet, Karadeniz'de, özellikle Karadeniz bölgesi, Fatsa dahil olmak üzere köy yolları olmayan, elektriği, suyu olmayan yoksul köylülerin yaşadığı yerlerdi. Buralarda ilerici demokrat öğretmenler köylülere beraberlerdi, köylülerle iç içelerdi. O iç içe olmalarından kaynaklı da köyünün aydınlanmasına önemli katkılar sundular. Karşıt görüşte öğretmenler de vardı. Giderek ayrıştı. Yani ekipler netleşmeye başladı. Solcu öğretmenler, sağcı öğretmenler. Öbür öğretmenler baskıcı oldukları, dayak attıkları için öğrencilerle bizim ilişkilerimiz çok güzelleşti. İşte dayak kötü bir şeydir. İşte insan ilişkileri, hak, hukuk. İnsanca davranıyorduk çocuklara. Çocuklar bizim yanımızda yer alıyor ve onlardan korkmamaya başlıyorlardı. Bütün bunlar bir sempati oluşturdu sol görüşteki öğretmenler etrafında. Eğitim Enstitüsü mezunu olan sanığın öğrenim yıllarında Perşembe Eğitim Enstitüsü'nde, Fatsa Halk Evi'nde, Fatsa TÖBDER'de devriz gençlik düşüncesi amaçları doğrultusunda faaliyette bulunduğu, hatta öğrenciyken biz 1976'ya doğru giderken artık somut müdahaleleri, siyaseti yapabilecek müdahale araçlarını yaratabilmek önce kafada ve giderek pratikte bunları örgütlemek gerekiyordu. Ve biz bunları örgütlemeye başladık ve gelişmeye başladık. İşte bu süreçte ülkede genelde siyasal yapılar örgütlenmeye başlamıştı. Ekonomik demokratik olan sorunları giderme anlamında gençleri, oradaki halkı örgütleme gereğini hissettik. Önce yöresindeki sorunları bir önce irdeledik. Hangi konuda ne yapabiliriz konuşmaya başladık ve süreç içerisinde eğitim çalışmaları, seminer çalışmaları, kahvelerde, köy meydanlarında, cami önlerinde insanlara toplu olarak var olan sömürü soygun düzenini anlatmaya başladık. Fikirlerimizi yaymak istiyoruz. Yani temelde istediğimiz, insanlar ezilmesin, baskı görmesin, hakkını alsın. Kimse kimse üzerinde egomanya kurmaya kalkmasın. İstediğimiz bu. Ha sen bunu yaparsan, biz de halktan yana insanlar olarak buna karşı çıkıyoruz. Bu şekilde mücadele başladı. Tabii farklı şeyler de oluyor. Duyuyoruz, liseden evine giderken çocukları dövüyorlar. Bize takılan çocukları dövüyorlar. Böyle şeyler oluyor. Faşistlerin saldırıları sadece üniversitelerden başlamıştı, liselere gitmişti ama bütün gecekondus semtlerine, fabrikalara, okullara, mahallelerin her taraflarına da yayılmaya başlamıştı. Bu Türkiye'yi bir işgal hareketi gibiydi. Ankara'da attığımız şiarlardan bir tanesi şeydi. Can güvenliği, öğrenim özgürlüğü. Şimdi faşistler geliyor, saldırıyor. Silahla saldırıyor. Bomba atıyor, polis gelip bombalananları alıp götürüyor.
Devrimci Gençlik Dergisi'nin birinci sayısından itibaren, ki 1975 yılında yayınlanmaya başlamıştı, faşizme karşı aktif bir mücadele anlayışını savunduk. Bu mücadele Devrimci Gençlik Halk Muhalefeti'nin ön saflarına sloganıyla üniversitelerden mahallelere ve giderek ülke satına yayıldı. Sanığın Fatsa Lisesi'nde Devrimci Yol Örgütü'nün fikirlerini paylaşan diğer öğrencilerle toplu halde gezdiği, okul içinde Dev Genç ve Enternasyonel Marşı'nı söylediği anlaşılmıştır. Lise, oradaki lise, ortaokul, İmam Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi neyse bütün okullar faşistlerce işgal edilme durumundaydı. Öncelikle bu işgalleri kırdık. Buralarda saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın, öğrencilerin, ailelerinin bu işe katılımıyla birlikte önce okullardaki işgalin kırılması, sonra da bunun mahallelere yansıması oldu, köylere yansıması oldu. Nisan ayı olabilir. 77'nin bildirge çıkmıştık ve 1 Mayıs'ta da Devrimci Yol'un birinci sayısını çıkarma noktasında karar almıştı arkadaşlar. Mayıs 77 olaylarında çok rahat hatırladığım şeylerden birisi Devrimci Yol çıktı. 1 Mayıs mitingine de arkadaşların hepsi İstanbul'a geldiler.1977 Halk Evi Başkanımız Kemal Kara öldürüldü. Bu Fatsa'daki ilk siyasal cinayettir. Yayılan, serpilip gelişen devrimci mücadelenin önünü kesmek için bir takım tezgahlar kuruldu. Bir takım sağcı militanlar devreye girdi. Bu Fatsa'da büyük bir şok etkisi yarattı. Bu şoktan sonra Fatsa'da devrimciler bir militan mücadele başlattılar. Fatsa halkı çok bilinçli olduğu için Kemal Kara'nın öldürülmesine karşı çıkmadılar aslında. Fatsa halkı Kemal Kara'nın çok dürüst bir adam, çok iyi bir insan. Böylesi bir insan nasıl öldürülebilire karşı çıktılar aslında. Zaten ondan sonra çok hızlı bir gelişme oldu.
1977'nin sonbaharına doğru gelirken biz artık Türkiye'nin örgütlendirilmesi üzerine aramızda görev bölüşümü yaptık. Şimdi o görev bölüşümde diğer bölgelere girmeden direkt Fas'a doğru gidelim. Oğuz'la görüştüğümüzü hatırlıyorum. O da cezaevinde TKPC döneminde beraber yattığı insanlardan birisi olarak da Terzi Fikri'yi söylemişti. Fas'a ilk geldiğim yer Terzi Fikri'nin terzihanesidir. ...74'te Fikri abinin çıkmasıyla birlikte, cezaevinden çıkmasıyla birlikte bir parça o bizim idolümüz olmaya başladı. Ben kendi adıma söyleyeyim, ben devrimci bir insan olabilirdim. Ama benim devrimci olmamın asıl sebeplerinden bir tanesi Fikri abidir. Bunun kaynaklanış noktası da Fikri Sönmez'in duruşudur. Ve onun devrimci yoldan yana tavır koyuşu Fas'ta çok ciddi anlamda etkisi vardır. Kıyıda rüzgar dağlara pınardı, o yüreklerimizi de bir çınardı, onunla yerede başladı öykü. Şimdi geldik, konuştuk, dedik ki arkadaş, başlar hala var şu Fas'ın içinde. O zaman devrimci yolun bu özel sayısını alacağız. Kahvelerde konuşmalara gideceğiz. Bunu da geciktirmeyeceğiz bu gece. Bugün yapacağız. Ben o zaman 25 yaşındayım. En büyükleri benim. Diğerleri de 18, 20, 21 olduğunu zannetmiyorum o genç arkadaşlarım. Kahvelerde koruma tertibatlı falan konuşmaları yaptık. O zaman bir huyumuz vardı bizim. Her eylemden sonra bir değerlendirmesini yaparız. Fas'ın bütün mahallelerinde kahve konuşmalarına devam edeceğiz. Ve yazılamalar yapacağız. Devrim için tek yol devrimci yol. Ya da fındıkta sömürüye son devrimci yol. Yazıyoruz, imzamızı atıyoruz. Hani yazılama dediğiniz çok da basit bir şey gibi algılanabilir ama bunun psikolojik bir etkisi vardır. Yazılamaya gittiğin zaman militanca bir eylemdir bu. Polisi gelir, jandarması gelir, onlardan saklanacaksın. Faşistler gelip çatışacaksın gerektiğinde, onlardan korunacaksın. Yakalanmayacaksın, bir de propagandanı yapacaksın. Psikolojik üstünlük özel bir öneme sahiptir o günkü koşullarda. Yani yazıyı gördüğün zaman, devrimci yol yazısını gördüğün zaman içimiz ferahlar. Ha, bizden insanlar var burada. Faşistler değil de devrimciler varmış burada. Faşistler olduğu zaman da için kararır. Bu yazıları yazmalarının sebebi hakim sınıfların, burjuvazinin her türlü olanakları bu insanların elinden alması. Gazeteleri, radyoları, televizyonları, burjuvazi, hakim sınıflar her sürekli olarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Bağlarca Köyü İlkokulu öğretmeninin kendisini şikayet etmesi sebebiyle bu öğretmenden intikam almak düşüncesiyle okulun yazı tahtasına yazı yazmak istediği, okuma yazma bilmediği için yanına yaşı küçük olan bir arkadaşını alarak yazı tahtasına tek yol devrim, faşistler ölüm yazılarını yazdığı anlaşılmıştır. Fındık Karadeniz'in çok önemli bir geçim kaynağı biliyorsunuz. Sömürünün en büyüğü fındıkta yaşanıyor. Karadeniz İhracatçılar Birliği dediğimiz bir organ vardı o zaman. Onlar işte fındığı halkın elinden bir şekilde ucuza kapatıp kendileri pahalıya satıyorlar. Büyük kazançlar elde ediliyordu. İnsanlar daha iyi üretim alabilmek için bakım yapmak zorundalar. Onun için para çekmek zorundalar tefecilerden. Çektikleri bu paralar da 1-2-3 kat yukarısına bunun sonunda ödeyemedikleri zaman çok büyük borçlanmalara neden oluyordu. Direkt bu aileleri etkiliyordu, kadınları etkiliyordu. Fındığı topluyor üretici, harmana seriyor, işçinin parasını verecek,
gidiyor tüccardan para alıyor, işçi parası alıyor. Fındık bir ay sonra piyasaya çıkar. Bir ay için %30 faiz veriyor. Para aldığı kişi ayrıca fındık vermek mecburiyetinde. Kilo başlarında 50 kuruş tüccar oradan kazanır. Yani faiz %40'ı bulur. Borcunu ödeyemeyen köylüye de ağır hakaretler yapılır. Hatta işte ya parayı gönder ya karını gönder, kızını gönder gibi laflar dövülür, sövülür. Evet, büyük hakaretler. İşte biz ilkokul, ortaokul çağlarında bunları gördük, duyduk, kahrolduk. Devrimciler orada bulunan insanlarla beraber, fındık üreticileriyle beraber bu sorunlara çözüm aramaya başlamışlardı. Fındıkta sömürüye son mitingleri yapıldı. Mitingleri hatırlıyorum, en net hatırladım. Gürgentepe mitingi, çocuktum. Bir de Aybastı mitingi. Babam bize geldi bir gün, pil toplamanız gerekiyor dedi. Elektrikler yok ve radyolar pille çalışıyor. İşte fenerler pille çalışıyor. Pil tüketimi çok fazla olduğu bir dönem. Biz poşetlerden pilleri toplayıp evin önünde taşlarla kömürlü çıkartırdık. Kömürlerinden boya yaparlardı. Pankart yazıyorlardı. Miting hazırlıkları bizim oturduğumuz lojmanın önünde yapılırdı. Tek yol devrim, kahrolsun faşizm. Bakardık böyle kocaman kocaman pankartlar. Hatta traktörlerle mitinge gidip en önde pankart tuttuğumu biliyorum küçücük bir boyumla. O gün herkes mitinge gitti ama köyde hiç kimse kalmadan çok yaşlı bir teyzemiz vardı. Dediler ki köyde hiç kimse kalmıyor. Bir tane köye bekçi gibi hani bir şey olur, gelen giden olur, bir kişi kalsın diye. İkna edip sadece o teyzeyi bırakmışlardı. Fındık boykotu yapıldı. Şehre fındık indirilmesin, fındıkta sömürüyü sağlayan o grupların o rahat kazanmaları engellensin şeklinde bir yönteme başvurduk. Tabii köylüler şey dediler, fındığı evet indirmeyecek şehre ama tüccara borcumuz var, tüccar faiz yüklüyor falan. Gidildi tüccarlarla konuşuldu. Yani fındık boykotunu yaptığımız sürece fındık diyelim ki köylünün elinde iki ay bekleyecekse bu iki ay boyunca buradan faiz almayacaksınız dediler. Tüm tüccarları bu konuda öyle ya da böyle ikna ederek tüccarların köylüler üzerindeki baskısını devrimciler kırdılar. Birlikte çözüm buldular. Sonunda yapılan senetleri yırtarak borç sadece ne kadar borçsa çok cüzi bir faizle veya geri ödenmeye başladı. Fahiş fiyatta faiz veren tefeciler bir yönüyle cezalandırıldı, paraları 3-4 kat, 5-10 kat ödenmeyerek. Bereketli olsun, kolay gelsin. Of nerede güzel var ise de kocası kötü, kocası kötü. Kötünün koynunda da gülüm gülüm, sabah olur mu sabah olur mu? Yani tüccar istediği şekilde çiftçiyle oynayabiliyordu. İstediği şekilde malını, ürününü alabiliyordu. Borcu olmasa dahi insanlarımız zaten cahildi. Okuma yazması yoktu genelde. Sadece toplardı. Aynen, evet. Toplardı, tüccar gelirdi, hamını alır giderdi. Derdi ki senin şu kadar borcun var. Ağlı da neydi o zaman? Her çiftçinin ağrında bir iki inek olurdu, üç inek olurdu. O zaman elektriğimiz yoktu, gaz yağı alırdı, kara lastik alırdı. Başka bir de sigara alırdı. Tüccar derdi ki sen kara lastik aldın veya şunu aldın, elbise aldın, şunu aldın diye bir detaylı bir anlatım yapmazdı. Şurada borcum vardı.
Bu da borcumu kaldı. Anladım, demezdi ki benim babam. Neden bu kadar benim borcum kaldı diyemez. Radyomuz yoktu mesela. Anam derdi ki bu sene bir radyo alacağım derdi. Bu lafı 3 sene kullandı. 3 sene radyo alamadı. En sonunda 3. senenin sonunda bir radyo aldı. Sevine sevine geldi. Yani bir radyo dahi alamazdı. Hep ben böyle ufak çocuktum düşünürdüm. Niye radyo alamıyoruz? Yerimiz var, yurdumuz var, fonumuz var. Ama anam aldı ve çok mutlu olmuştu. Devrimcilerin o militan mücadelenin yanında başlattığı bir kara borsa ile ilgili mücadele var. Ne yaptı devrimciler? Bu stokları yapan tüccarları tespit ettiler. Onların o depolarını bastılar. O malları çıkarttılar. O malların gerçek fiyatı neyse halka onları sattılar. Sattıkları parayı da o tüccara yine verdiler. Bizi aslında halk komitelerine götüren, direniş komitelerine götüren yollardan bir tanesi kara borsaya karşı mücadeleden geçiyor. O dönemlerde halk biraz daha bize, gençlere, devrimcilere yaklaştı. Çok doğru bir şey yaptığımızı söylediler. Biz tüm stoklar açığa çıkarken öyle bir arkadaşımız yüksek bir yere çıkar, kara borsayla ilgili bu mücadelenin nasıl başarılacağını anlatırdı. Alkışlarla bir kitle oluşurdu. Kitlelerin artık giderek fazlaca oluştuğunu fark edenler bizim karşımıza polisi ve jandarmayı çıkarmaya başladılar. En son dönemde havaya ateş açarak ancak kitleyi dağıtma eylemlerine kadar dönüştü iş. Ondan sonra da stokçuları koruyan bir güvenlik örgütü olgusu ortaya çıkıyordu. Halkın kafasındaki algı yargı da devrimciler doğru yerdeydiler ve onay gördüler. Karadeniz bölgesi kan davalarının çokça yaşandığı bir yer. İşte tavuğun niye benim bahçeme girdi, domatesimi parçaladı, niye ineğin benim işte mısırlarımı yedi diye çok rahat kavgalar çıkıyormuş geçmişte ama devrimciler orada etkin olmaya başladıktan sonra insanların bu konuda yaklaşım biçimleri de değişmiş. O tür kavgalar hiç yaşanmıyordu. Fas'ta cezaevlerinde doğru dürüst adam yoktu zaten. Yargılanan insan yoktu. İzin verilmeden yapılmış evliliklerle ilgili bazı sıkıntılar yaşanılmış son dönemde ama onlar da bir şekilde araya girerek arabulucular sayesinde düzeltilmiş. Dolayısıyla ciddi toprak, sınır veya kan davası gibi sorunlar da yoktu. Olsa bile mahalle komiteleri vardı. Mahalle komitelerinde olay çözülüyordu. Orada halk kendi geleceğiyle ilgili, kendi yaşamıyla ilgili çözülmesi gereken ne problem varsa zaten çözüyordu. Ne
İşte yeni belediyelik olmuştu burası. İşte seçimler yapıldı. Sonra belediye binası Aslan Cami merkeze mi yapılsın, Eskiye mi yapılsın gibi bir çelişki yaşadık. Yani bu kavgaya, çatışmaya da dönüşme eğilimi gösteriyordu. Buna benzer sorunlar da yaşandı. Hem de böyle iki belde arasında bir çatışma, evet. Yani iki aile arasında bir çatışma değil yani. Yani o sorun yine devrimcilerin çabalarıyla çözüldü. Ben şeyi hatırlıyorum, evet. Burayı. Fikri abi, Kemal, ben, birkaç kişi daha gelmiştik buraya. Şu kahve, yine bu kahve vardı o zaman. Orada bir toplantı yapmıştık. Fikri abi de vardı toplantının içerisinde. Böyle eski köyden bir heyet gelmişti. Buradan bir heyet oluyor. Ben onu hatırlıyorum mesela. Yani başvurabilecekleri, dertlerini anlatabilecekleri insanlar vardı. O insanların adı devrimciydi. Öyle bir güven vardı. Sisteme hakim olanlarca devrimciler kötü örnekti. Halk için iyiydi, bizim için iyiydi yani. Ama devrimciler kötü örnekti. Çünkü onların düzenini bozmuştu. Onları halkın sırtından inmeye zorlamışlardı. Onlar da inmek istemiyorlardı. Valla köylerde bir nasıl örgütledik bunu? Çalmadığımız kapı kalmadı, girmediğimiz sokak kalmadı. Fındık'ta sömürüyü bir parça anlatmaya çalıştık. Miting düzenleyeceğimizi de anlatmaya çalıştık. Ama asıl olan tabii bizzat dokunmak önemli olan. Yani bildiri, yazılama, afişleme, bunlar yapılmalı. Ama asıl halkı örgütlemenin yolu ona dokunmaktan geçiyor. Bizzat içinde yer aldığı bir sorunu çözeceksiniz. Gidip gelip insanlar, bilhassa da devrimcileri çok severdi bu her köyde. Yani dürüst insanlar vardı. Bu bakımdan insanlara çok güven sağlandı. Kahveler bile kapandı, köy kahveleri. Nasıl? İnsanlar iş bulamadıkça gidip burada kumar oynuyorlardı. Tamam mı? Ondan sonra o insanlar ikna edildi. Baktılar ki hakikaten yani birbirlerinin parasını almak, bu yanlış bir şey olduğunu kavratılıp insanlar yavaş yavaş hakikaten, yani devrimciler doğru söylüyor diye, çünkü örnek de hep devrimciler bu köylerde. Ulaşım çok zordu, ona rağmen insanlar gece gündüz yürüyerek köy köy, mahalle mahalle bu şekilde haberleşiyorlardı birbirleriyle. Çamaşa buradan kaç kilometre, aşağı yukarı 10 kilometre var. Çamaşa yaya gidip yaya geliyorduk. Fatsa'ya yaya gidip yaya geliyorduk. Yani bir miting olduğu zaman yaya ulaşılıyordu insanlara. Telefon nerede, araç nerede? O insanların hepsi yaya, işte traktörlerle Fatsa'ya inip fındık mitinglerini yapıyorlardı ya. Bu şekilde. Yani insanlar istekliydi çünkü gerçekten çok katmerli bir sömürü vardı Fatsa'da tüccarlar tarafından. Sosyal sorunların devrimcilerin halkla birlikte çözmeye çalışması kitleselleşmeye çok önemli nedenlerden birisi olarak düşünüyorum. Fındık'ta sömürüye son mitingler vardı. Mitinge gidiyorduk, haklarımızı alıyorduk. Mesela hakkı isterken 40 lira hakkımız diyorduk, işte söke söke alırız. İnanmıyordum ben mitingde yürüdüğüm halde. Fakat o parayı veriyorlardı. Ertesi sene 79'da 70 lira dedik. O parayı da verdiler. Baktı ki hak aranınca, hak istenince alınıyormuş. İşte bizim devrimciliğimiz de oradan beri başladı öyle.
her köyde belli bir ilişki düzeyimiz oluşmuştu. Gelişmelere merkezi bir müdahalemiz olsun diye köy sorumluları atamaya başladık. Zaman zaman başarılı olamayanları değiştirdiğimiz oldu. Bu şekilde bir deneme süreciyle birlikte oturtturduk köy çalışmalarını. Bir kişinin kararı yerine kolektif iradeyi ortaya koymak her zaman için doğru olan bir yöntemdi. Her olduğumuz yerde bir demokrasi bilincini, birey olmaktan kurtulup özgür olmanın bilincine varan vatandaşın özgüveninin daha yükseleceğini, korkularını, kaygılarını örgütlü güçle daha kolay yaşayabileceğini biz biliyorduk zaten. Bunu da yaşam alanlarında herkesin hissetmesi gerekiyordu. Kısa sürede bu denli kitleselleşmemizin arkasında yatan da buydu zaten. Örneğin köyde bir yol yapılacak. Köy gençleri, devrimci gençler toplanır. Nasıl bir yöntem izleyeceğimizi tartışıp karara bağlar, pratiğe öyle dökerdik. İmeci usulünü canlandırdık. Halkın çok yakından bildiği dayanışmayı, yardımlaşmayı, nerede yol var, açılacak. Biz devletten beklemedik bunu. Biz yapalım dedik. Yani devletin yapmadığını, görevi dahilinde olan köylere hizmetin birçoğunu devrimciler olduğu alanda yapmaya başladılar. Sanığın ilkokul mezunu olduğu, çiftçilik yaptığı, yasa dışı devrimci yol örgütünün Uzuneli Köyü Komite Başkanlığı görevini yüklendiği, örgütün amacına ulaşması için eğitsel ve örgütsel çalışmalarda bulunduğu, köyde toplantılar yaparak siyasetin halka benimsetip taban oluşturmaya çalıştığı, halk odası vardı burada, köy odası diyelim veya halk odası. Orada toplanırdık. Zaten bazı şeyler orada akşamları 15-20 kişi gençlik var o zaman köyde. Şu anda köyümüz boş bakma. O zaman nüfus da var köyde, köyde okullar da var. Öğretmenler de var köyde. Orada toplanırdık biz. Meselelere düzgün bakan insanlar orada otururken belli oluyordu zaten. Gerçeğe göre. Orada kendinden oluşuyordu bazı şeyler. Sonra kendi ailevi sorunları bile bize oraya gelirdi. Mesela evde bir aile arasında kırgınlık olsa direkt bize gelirlerdi. İşte biz böyle böyle bir olay yaşadık. Sonuç ne olacak diye gelen çok aileler olmuştu. Örgütsel ilişki köy sorumlularıyla sağlanıyordu. Onlardan bilgiler alınarak yeterli gelmediği şüpheye düştüğümüz yerlerde o ilgili birimlerle toplantı organize etmesini istiyorduk şeyden, köy sorumlumuzdan. Böyle bir toplantı organize. Yani ola ki köy sorumlusunun gözden kaçırdığı bir şey olur ya da eksikliği olur ya da ne bileyim o sorunu olan insanla kendi bir kavgalı durumu olur da biz bilmeyiz falan gibi durumlarında toplantılarda durumun aslını, aslarını daha detaylı öğrenmiş oluyorduk ve yanlış karar vermemiş oluyorduk. Şehitin abinin de köye gelmesiyle, Şehitin Tırıcı'nın, bizim köyde görev yapıyordu. Hemen yakın burada, bu deminki okulun altında cami vardı. 3 tane camisi vardı bizim köyün. Caminin bir tanesini ortaokul yaptık. 77'de hiçbir köyde yokken. Yani orada eğitim başladı. Şehitin orada katipken öldü. Şehitin abi bölgeyle ilgili ciddi endişeleri vardı ve oradaki hareketin toparlanmasında da kilit noktaydı. Hem çok özverili hem çok saygı gören ve herkese karşı da çok saygılı bir abiydi. Bizim çokça tartıştığımız işte direniş komiteleri, mücadele biçimi, bütün bunları çok sade ve çok yalın bir dille karşısındakilere aktarabiliyordu. Direniş komitelerinin özelliklerini ve vazifelerini anlatalım. Direniş komiteleri halk arasından
seçilmiş demokrat ve her türlü kişilerden olabilir. Yalnız faşizme karşı kişilerden olabilir. Direniş komitelerinin vazifeleri mahallelerin, herhangi bir birimlerin kendi özelliklerini korumaları için. Yani o yerin faşistlere karşı direnişlerini korumaları için. Direniş komiteleri bir yerde halkın kendi örgütlenmeleridir. Direniş komitelerinin amaçları halkın sosyal ve ekonomik yönleriyle ilgilenmektir. Direniş komiteleri halk arasında kurulmuş kendilerini emniyete alabilmeleri içindir. Devlet terörüne karşı kendilerinin bir güvencesidir. Direniş komitelerinin amaçları olarak da halkın kanalizasyon sorunlarına ilgilenmektedirler. Bugün biz başkentte oturmaktayız. Kanalizasyon sorunlarımız olursa bunu mahallemizde kurmuş olduğumuz direniş komiteleri üstlenmektedir. Herhangi bir yağ sorunumuz oluyordur. Başkentte oturuyoruz, yiyecek yağ bulamıyoruz. Ve başkentin bugün kanalizasyon sorunları vardır, yağ sorunları vardır. Halkın her türlü dertleriyle direniş komiteleri ilgilenmektedir. Direniş komiteleri Türkiye çapında devrimci yolun getirmiş olduğu bir komiteleşmedir. Bu dönemde can güvenliği sorunu adeta ülkenin en önemli sorunu haline gelmişti. Faşist yapılar devlet içinde yuvalanan, oradan güç ve destek alan yapılardı. Bunlar aynı zamanda muhalefet güçlerini sindirmek için kullanılıyordu. 1977 yılında yayınladığımız Devrimci Ol bildirgesi ve daha sonra yayınlanan Devrimci Ol dergilerinde faşizme karşı mücadeleyi direniş komiteleri çerçevesinde geliştirdik. Ülkede yaşanan olaylar, ilerici aydın ve yazarlara yönelik suikastlerden, Maraş ve Çorum katliamları gibi iç savaş boyutlarına ulaştı. Buna karşı devrimciler, faşist saldırıya uğrayan halkın yanında yer aldı. Onların günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda sorumluluk aldılar. Direniş komiteleri, halk kitleleriyle birleşmede ve giderek sosyalist doğrudan demokrasi düşüncesinin geliştirilmesinde önemli bir adımdı. Sanığın diğer şahıslarla birlikte Atatürk İlkokulu'nda yapılan seçim sonucunda Sakarya Mahallesi Halk Komitesi'ne seçildiği, esasında THKPC Devrimci Yol siyasetinin stratejik aşamalarından olan ve Marksist terminolojide Direniş Komitesi diye adlandırılan bu komite vasıtasıyla yani benim gibi dışarıdan getirilen çok fazla insan vardı. Artvin bölgesinden, Karadeniz'in başka bölgelerinden olsun, Ankara bölgesinden çok değerli arkadaşlarımız vardı. Bunların çok büyük emekleri vardır. Bunun arkasında da en büyük aranılması gereken şey devrimci yol ideolojisi. Yani o döneme damga vuran, faşistlerin çok etkin olduğu yerlerde kurulan direniş komiteleri ideolojisinin siyasi tespitinin Fas'ta halk komiteleri olarak kendini bulmasından başka bir şey değil. Ki o dönem belki bugünle paralellikleri de kurulabilir. Tabii bugünkü durum çok daha kötü ama o dönemde de insanların siyasete olan güveni tamamen yerle bir olmuş. O geliyor aynı şey, bu gidiyor. Milliyetçi cephe hükümetlerinden dili yanmış. İnsanlar vardı. Yani güvensizlik söz konusuydu. Her yerde yolsuzluk, şu bu. Bir bakılıyor Fatsa'da çok farklı bir yaşam tarzı yaşarmış. İnsanlar birlikte sorunlarını çözüyor. Sosyal sorunlara çare alıyor. Ekonomik sorunlara birlikte çare alıyorlar. Çok farklı bir yaşam tarzını hayata geçiriyorlar. Değişik bir kültür gelişiyor.
Bu direkt güven verici şeyler bence. Fatsa'nın içindeki örgütlü yapı az çok rayına oturmuştu ama kadınların olayın içerisinde daha çok olması gerekirken köylerde durum biraz farklıydı. Yani biliyorsun zaten erkek egemen bir toplumuz biz. Dolayısıyla Fatsa'daki hareketlilik, kadınların özgürleştirilmesine yönelik hareketlilik, oradaki devrimci hareketin başlamasıyla hız kazanmış. Evin reisi erkektir imajı yavaş yavaş yıkılmaya, kadının da evde ve üretimde söz sahibi olmaya başlaması hareketliğin genele yayılmasıyla birlikte hız kazanmış. Ama siyasi bir olgunluk ya da siyasi bir yaklaşım fazlaca olmadığı için köylerde kadın hareketliğine ihtiyaç vardı. Kadınların kendilerini ifade etmeleri, siyasi bilinçlenmeleri, üretimdeki yerleri, aile içerisindeki konumları, bütün bunların onlara anlatılması, aydınlatılması öncelikli programdı. Böyle çok organize bir şey bekleyemezsiniz orada. Çünkü gün içinde tarlada, bahçede çalışan insanlar bunlar. En çok akşam yapabilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Ya da gidip bahçeye imece yapabilirsiniz onlarla birlikte. İmece koşullarını hazırlarsınız. Siz de o imecenin içerisinde onlar, o insanlarla sohbet etme şansını yakalarsınız. Şehirdeki gibi değil yani oradaki durum. Şehirde insanlar belli mesai saatleri olabilir ya da kadınlar daha çok çalışmıyordur, evindedir. Dolayısıyla kadınların bir araya gelip toparlanabilmesi ya da onlarla sohbet edilebilmesi zor değil. Erkeklerle de bunu iş bitiminde akşam yapabilirsiniz ama köydeki yaşam daha farklı. Orada hayat çok erken başlıyor ve geç bitiyor. Kadınların işi bitmiyor kolay kolay. Çünkü tarladan bahçeden geldikten sonra evde yapılması gereken işler var. Dolayısıyla o işleri hadi ben de geleyim yardım edeyim diye düşünseniz ancak gidip yapabilirsiniz. Bu da belki bir iki kadındır ya da evde yaşayan birkaç kadındır. Diğerleriyle birlikte yapma şansınız çok yoktur. Önceden haber gönderiyorduk geç bir saat için. Ancak öyle toparlayabiliyorduk orada kadınları. Tarlada, bağda, bahçede ya da yol üstünde küçük küçük sohbetler. Herkes işinde gücündeydi. Çünkü zaten hayatlarını ancak kurtarabildikleri bir üretim ilişkileri vardı. Onun dışında oturup sohbet etmek için, saatlerce konuşabilmek için öyle bir lüksleri yoktu ki. Çalışıyorlardı insanlar. Benim orada yaptığım şey daha çok kadınlara yönelik olabilir ama o kadınlar zaten o köyde yaşayan insanlar ve yaşadıkları sürecin birer parçaları. Dolayısıyla bazen sadece kadınlara değil, onların muhatap oldukları erkeklerle de konuşmak gerekiyordu. Hatta yaptığımız, kadınlarla yaptığımız toplantıların arka taraflarında erkekler oturuyorlardı. Söz onlara düşerse eğer, onlar da konuşuyorlardı. Sadece kadınlar diye bir ayrım yoktu. Yalnız yaşamıyorlar ki. Kadın mücadelesini hiçbir zaman ayırmamak gerekiyor. Bu zaten bizim siyasi anlayışımızın da bir uzantısı değil miydi? Bazen konuşmayan kadınlar oluyordu. Biz onları hissediyorduk. Lütfen halkla ilişkilere gelin, sorunlarınızı bakalım birlikte diye. Gelip çok yani hiçbir yerde anlatamayacağı bir sorunla karşı karşıya kaldığımız zaman, o sorunu dinlediğimiz zaman birlikte nasıl bir çözüm üretebiliriz ona bakıyorduk önce. Hani biz gideriz devrimciler olarak sizin sorununuzu çözeriz. Bu iş biter diye bir şey yoktu. Onu da katarak, kendisini de geliştirerek, tartıştırarak
bir sonuç edinmeye çalışıyorduk. Tabii ki bu süreç içerisinde biz de deneyimi az olan insanlarız. Biz çok şey öğreniyoruz, onlar da çok şey öğreniyor. Karşılıklı bir etkileşme söz konusu. Evet. Yani şöyle bir çok bilmişlik yapmanın bir anlamı yok. Biz devrimciler olarak orada her şeyi öğrettik dememek gerekir. Birlikte bir süreç içerisinde öğrenerek birlikte ilerledik. Şu meleğin bende nesi var? Her vardığım yerde yar ister benden. Sanki benim mor sümüllü bağım var. İşte çalışıyorum. Para vermiyorlar, az veriyorlar. 6.000 lira maaş veriyorlar. Evimiz yok. Her gün zulüm işkence altındayız. Bunun için hiçbir gidecek yerimiz de yok. Çoluğumuz çocuğumuz okula gidemiyor. Gece erkeklerimiz nöbet bekliyor. Gündüz kadınlarımız nöbet bekliyor. Aç, susuz, felaket, sürüklenen bir kötü hayat içindeyiz. Kendimizin can güvenliğimiz yok. Yalnız bu sabahtan buraya toplandık. Her zaman toplanırız böyle. Kendi kendimizi örgütleyelim. Devrim yapacağız. Sol Yayınları ve Dev Yol dergileri okuyarak devrimci fikirleri ve Dev Yol siyasetini benimsediği, Fatsa'ya gelerek Fatsa Belediyesi'nde görevli devrimci kişilerle Çamaş bölgesinde köyleri dolaşarak kadınlar arasında yandaş bulup taban oluşturma ve kadınları örgütlemek için çalıştığı anlaşılmıştır. Semiri Düzel'in beyleri, ağababaları, faizcileri, para borsacıları bizleri yıllar boyu kendilerine kene etmişlerdir. Bugün bulduğumuz para yetmiyorsa, hayat pahalılığı varsa, para borsa varsa, her gün zor zulüm varsa... Devrimciler artık kitlelerin her sorununa ilgilenir duruma gelmişler. Sınır sorunuyla ilgilenmişler. Arazi sorunuyla ilgilenmişler. Köydeki yol sorunuyla, su sorunuyla ilgilenmişler. Yani kara borsa, stok, fındık. Dolayısıyla belediye seçimlerine de gelince belediyeyi de en iyi devrimci bir aday yönetebilir. Devrimcilerin katıldığı bir belediye halkın sorunlarına hizmet verebilir noktasına gelmişti zaten. Sonuçta biz bunu kendi aramızda değerlendirerek netleştirdik. Aday tespiti yaptıktan sonra da mahallelerde mevcut örgütlerimizi takip ederek seçim çalışmasına başladık. Yıllar boyu bilindiği gibi bulunduğumuzda hiçbir dönemde... Fikri Sönmez'in kitlelerle kurduğu sıcak bağ doğal bir aday olarak öne çıkmasını sağladı. Fikir abi, Fatsa'daki siyasal hareketin her döneminde yoğun bir şekilde olan çok değerli bir yoldaşımızdı Fikri abi. Fikri abi bizde seçimin sonucunu bekliyor. Seçim olan okullar evimize çok yakın. Camdan gözlemliyordu.
o hareketliliği, kocaman gün olduğunu, bitmeyeceğini zannediyordu ve en son seçimi kazandığını biz de öğrendi. Daha ilk toplantıda başkan arkadaşımız Fikri Sönmez abimiz o topluluğa dedi ki ben Fatsa için buradayım. Beni Fatsalılar seçti. Belediye toplantılarını belediye hoparlöründen, o amfiden yayınlandı. Halk hoparlörün önüne toplanarak, kimi zaman da toplantılara giderek temsilciler dinleyici oldular. Halkın doğrudan o yönetime katılımını sağlamak için 11 tane mahallede direnç komiteleri, mahalleyi yönetecek olan bu komiteler eliyle belediye yönetimine komiteleri ortak ettik. Hırsızlık değil de, bu namussuzluk değil de, acaba Türkçe'de nedir? Ben buna... Kahrolsun, faşizm! Kahrolsun, faşizm! Kahrolsun, faşizm! Bize ne var giden? Fikri abi çok değerli, çok uygun bir insandı belediye başkanlığı için. Ama onun yanında çalışan bir ekip vardı. Bu ekibin yanı sıra da her mahalleden 4 ile 5 arasında bazen 7 kişinin oluştuğu halk komiteleri vardı. Bunların hepsi bir ekipti. Sorunlar tespit edilip birlikte çözüm aranmaya çalışılırdı. Halk biz şunu şöyle yapabiliriz gibi görüşünü bildiriyor ve bu sorunlar belediyede tekrar tartışılıyordu. Direkt halk çözüme katıldı. Şimdi Çamurason kampanyası halkın katılımının çokça yoğun olduğu 6 gün içerisinde biz açılamayan yolları açtık. Çamurlanmış hemen bütün yolları kapattık. Kanalizasyon şebekesini onardık. Birçok bataklıkları kuruttuk. Belediye seçiminden sonra belediyeye ödenek gelmedi. Özellikle ödenek verilmedi. Onlar yoktan var ettiler. İnsan gücüyle oldu, para gücüyle olmadı. O çamur, bataklık, sinek, pislik içindeki caddeler temizlendi ve kurutuldu. Kadınlar da sokaklara sofralar donattılar. Herkes yemeğini dışarıya taşıdılar. O insanlar karınlarını doyurdular. Sonra da o bataklığı kuruttular. Öyle çalıştılar. Derelerin üstü kokuyordu pislikten. Hiçbir hizmet yoktu. Dışarıdan, Artvin'den, Hopa'dan, Çorum'dan, her yerden gelip de kampanya yapıldı. O gelenler de ailelere yerleştirildi, evlere. Bize niye misafir getirmediniz diye de gönül koyanlar da oldu. O kadar güzeldi ki o günler. Gerçekten özlüyoruz. Çok samimi ve içtendi. Her ne paylaşıyorsak birlikte her şeyi istediğimiz için paylaşıyorduk. İstemeyerek hiçbir şey olmuyordu. Fındık kabuğu dağıtımı çok büyük bir sorundu. Eskiden herkes tanıdığına ihtimas, kayırma, ona göre vermiş. Biz halk komitelerine bu görevi devrettik. Ama gördük ki bazı halk komitelerinde de halen kayırma olayı devam ediyor. Onun üzerine belediye direkt kendisi bu görevi üstlendi. İlk etapta kadınlara, yalnız yaşayan kadınlara, dul kadınlara öncelik tanıdık. Sonra yaşlılara, kimsesizlere bir kategori yaparak fındık kabuğu dağıtımını bir düzene koyduk. Çok basit gibi görünen bir sorun. Belki diyeceksiniz ki fındık kabuğunu doldurmayan bir şey. Ama çok önemli bir sorun. Çünkü oranın kışın yakıtını karşılayan bir şey. Bazen fındık kabuğu için çok tartışmalar olabiliyordu. Konuşmalar olabiliyordu. Fatsa Belediyesi alındığı zaman çok büyük bir borçla alınan bir belediye. Ama 3 ay sonra bu borçların hepsi silindi. Düşünebiliyor musunuz? Kaynaklar o kadar güzel kullanıldı ki.
Bütün işçilerin maaşları verildi. Fatsa Belediyesi iş başına geçtikten sonra şöyle bir söylenti söz konusuydu. İşte çok fazla işçi çıkımı olacak, devrimciler alınacak onun yerine falan. Bir tane işçinin bile işine son verilmedi. Ödenmeyen maaşların hepsi gerektiği şekilde ödendi. Hiç kimse mağdur edilmedi. Fas'a halk şenliğine katıldım. Bu tamamen oradaki örgütlü çalışma sonunda oradaki işte halkla devrimcilerin işbirliği, birlikte yapma, paylaşma. Bütün festivallerden farklı bir festivaldir. Tiyatrolar vardır, çocuk koroları vardır. Köylere kadar tiyatrolar gitti. Müzik, halk sanatçıları vardı. Yani çok katılım oldu köylerde, ilçelerde. Yani çok geniş, halka yansıyan bir gerçek bir festival oldu. Halk şenliğinin bir belgesel haline gelmesi için çalıştık. Fotoğraflar çektik, filmler çektik. Siyah beyaz renkli. Bunları arşivlemeye çalıştık. Halk korosunda her yaştan insanlar katılmıştı. Halkın her kesimini orada temsil etmek istiyordum. İlan astım. Oraya onlarca vatandaşımız geldi. Arkadaşlarımız geldi. Benim hayatımda içinde bulunduğum en önemli güzelliklerden birisidir Fatsa Halk Kültür Şenliği ve Fatsa Halk Korosu. Birçok etkinliğe kadınlar katılmak için gönüllü oldular. Hatta şiir yarışması için o kadar fazla kadın başvurdu ki çok şaşkına döndük. Dalında çiçektin, kırdılar büyümeden. Bir dağın yamacında vurdular seni. Açan bir gül gibiydi kan çiçeği gültenin. Sen bedeninle ödedin yasak düşünceni. Sen hoşça kal yoldaşım, sen hoşça kal. Hazan mevsimiydi vurulduğunda, kan kokuyordu uçurumlarda. Korku saldın ölümünle bile dağlara, sen bir değil, yaşıyorsun bin canlarda. Sen hoşça kal yoldaşım, sen hoşça kal. Buranın halkı çok ezildi, her yönüyle. Her şeyde eziklik, her şeyde eziklik işte. Öbür tarafa da geçsen eziklik, çarşısında da eziklik, köyünde de eziklik. Yani konuştuğun konuşturmazlar, ön vermezler. Öyle yaşamlar çok geçtik. Yani devrimcilik olmadan normaldi, öyle yani hiç bilinç yoktu. Kadın hakları diye işte herkesin gözü açılma bir durumlar yoktu o zamanlarda. Onlar gelenden sonra işte herkes birbirine bir hak. Yani kadınlar olsun, kendine bir konuşma hakkı falan. Bir şey bilmezdin. Yani kendi başına konuşup, kendi başına bir şey almazdın. Gidemezdin. Devrimciler gelenden sonra bir insan hakları gibi bir şey doğdu. Herkes kendini savunmayı bildi. Ama eziklik yaşadın mı, tabii ki her şeyiyle yaşandı. Devrimci diye kötü muamele her şeyde. Aşağılanma, çok şeyler yaşadık. Bu zamanlar gene iyi. Gene de böyle bir şey olsa, derdini anlatıp birbirinden bilgi, fikir alırsa daha da iyi olur.
Eskinin özlediğimiz günler geride kaldı. İç içe beraber yaşamak birbiriyle. Şimdi yok o yaşam. Çok büyük katılımların olduğu toplantılara tanık oldum halk komiteleriyle birlikte. Sorunların tartışıldığını ve nasıl çözüm arandığını, insanların nasıl çaba sarf ettiğini o çözümler için onları gördüm. Kadınlar çok çekingendi önceden. Daha böyle kıyıdan köşeden izliyorlardı. Yavaş yavaş onu da aşmaya çalışmıştık. Yani doğrudan demokrasi dediğimiz olay bu zaten. Şöyle bir şey yoktu Fatsa'da. Tüketen bir halk değil de, kadın erkek değil de, birlikte bir şeylerin yol alındığı bir halk istiyorduk biz. Onu da başarmıştık. Sanığın yol yapımı, fındık kabuğu dağıtımı, temel gıda maddeleri dağıtımında rol aldığı anlaşılmış olup, bu eylemleriyle örgüt amacına yönelik olarak faaliyette bulunduğu, örgüt görüşlerini benimsediği anlaşılmıştır. Bizim bu bölgede öyleydi hocam. Çok aktif ve kararlı, tavırlı, yani mücadeleci. Şey, Ayvası'dan buraya çamaşır yürünür mü ya? Yürü işte de. Gölköy'den buraya yürünür mü? Yürü işte. Buralar çok ciddi, uzak mı mesafe? Çok, 40 kilometre, 50 kilometre, 60-70 kilometre. Saatlerce yürüdüğümüz zaman var mı? İşte abi ya. Oraya mitinge gidiyorsun, örgütte niye gidiyorsun? Dağ taş demiyorsun, orman demiyorsun, dere tepe demiyorsun, koşturuyorsun. Yani şimdi giderken bir de yuvarlanıyorsun. Arkadaşın senin elinden tutacak. Seni yoksa çıkamıyor. Çıkamıyorsun. Öyle şeyler var ki ormanlar, öyle şey ufak çıltılar var ki içine girdin mi daha çıkma şansın yok. Karşı taraf. Yani eyleme başladı. Faşistler, mahveller. Yani şimdi bizim Cumal gibi vatandaşımız vardı, arkadaşımız. Adam yukarıda, Aksancık'ta örgütleme yaparken çatışmada öldü yani, faşistlerle çatışmada. Şimdi, yani kim başlattı bunu? Başlatanlar? Faşistler, ülkücü faşistler. Başkası değil. Bizim çamaşırın üst kısmında bir şey var. Askeriyenin aşağı yukarı gitmesinde çatışma falan oldu. Askeriye ondan sonra çamaşır merkeze yerleşti. Okulu karakol yaptılar. Karakol olduktan sonra da protesto mitingi yapıldı. Ya Fasa'ya daha gelmemişti nokta operasyon ama Gölköy, Aybastı o yerlerde ve bir biçimiyle Fasa'yı kuşatabilmek için etrafı kuşattılar. Mesela Çamaş'ta başlangıç jandarmanın köylüleri taciz etmesiyle oldu. Bağındaki bahçesindeki insana bu süreç nasıl olsa bitecektir, siz görürsünüz gibi tehditler savuruyorlar. Hayvanlara zarar veriyor. Dolayısıyla insanları çok rahatsız eden davranışlar sergilemeye başladılar. Biz birkaç defa yürümek istedik Çamaş'a, protesto anlamında. Engellendik. Sonra daha kapsamlı bir tepki göstermek gerektiğini düşündük. Ve Çamaş mitingini örgütlemiştik. Mitingde de zaten Şehitin abi vuruldu. Ve o süreçten sonra da zaten operasyonu ilan ettiler. Nokta operasyonu.
çok büyük travmalar yaşadık. Herkes çok büyük işkencelerden geçti. Bunu unutmamamız gerekiyor. Akla hayale gelmeyen metotlarla karşılaştık. Ama bunlar sadece bizde kalıp da bizi yok etmedi. Hayatın çok toz pembe olmadığını, yani devrimciliğin de sadece yani güzel nutuklar atıp güzel şeyleri paylaşmak olmadığı, bir acısının, bir kaygısının da olduğunu öğrendim. Bu benim açımdan çok önemli diyorum. Kişiliğime önemli şeyler katan, değerler olarak görüyorum. Acı şeyler ama geliştiren şeyler. İyileşme olacaktı ama birden bir darbe olmasaydı iyileşme olacaktı. Daha yavaş yavaş işte iyileşme olacaktı. Fındığımıza, ürünümüze fiyat verilecekti. Güzel olacaktı. Yaşamımız güzel olacaktı. Ama o darbe olduğu zaman hep bittik. Şimdi şey söyleniyor işte Fatsa halkı işte niye kendine gelemiyor? Üzerindeki ölü toprağı niye atamıyor? İşte çok fazla şu partiye bu partiye oy veriyor. Niye böyle? Devrimciler orada hiçbir şey yapmadı mı diye. Ama hiç Fatsa'ya yapılan zulüm de hiçbir yere yapılmadı. Bunu kabullenmek lazım. Mağdur oldu. Her önüne gelen içeriye atıldı. İşkenceden geçildi. Çok büyük bir korku yaratıldı orada. Yani onun belki travmatik sonuçları devam ediyor insanlar üzerinde. Acayip bir baskı oldu gerçekten. Ben bunu yaşadım. Bir taraftan kaçıyoruz yukarıdan helikopterler, diğer taraftan ciplerle, cemselerle gelen askerler. Halbuki yani orada sadece yapılmak istenilen doğrudan demokrasinin yaratılmaya çalıştığı, yeni bir yaşam tarzının yeşerdiği bir yerde. Hepsi bu yani. İllegal olacak bir durum söz konusu değil ama işte mevcut düzen böylesi bir yeni yeşeren yaşam tarzına da düşman olduğu için boğmak istedi. Başka bir şey daha sorabilir miyim? Diyelim ki yolda gidiyorsunuz. Az önce çorttan bahsettin ya çırtırlıktan. Gece yuvarlanıyorsun çıltırların içine. Her tarafa antiken batıyor. Ama devrimci çalışmaya gidiyorsun. Da arkadaşın da alıp seni yola çıkartıyor. Ben bu çırtılığa düştüm diye hiç pişman oldun mu? Yok. Kesinlikle. Belli bir amaç uğruna. Sorun mu? O konuya odaklandık. Öyle mücadele verdik. Bugünkü gençliğin en büyük problemlerinden biri bence. Bir şeyi deniyor, başaramadığı zaman çok çabuk tırsıyor. Evet. Biz de her gittiğimiz yerde çok başarılı olamadık. Ama tekrar denedik. Evet, ama aynen. Tekrar gittik. Aynen. Ama aynen. Tekrar gittik. Aynen. Tüm bu Fas'ta başta olmak üzere köredeki yaptığımız çalışmaların yürütülmesi, yaşatılması, geliştirilmesi ancak bir devrimci militan bir mücadele ve devrimci bir hareketin arkasında olmasıyla mümkün olabilirdi. Hakikaten de öyledir. Yani bu çok meşakkatli, çok uzun erimli, çok büyük bedelleri olan bir mücadele sonucunda bu hale gelmiştir. O arkasındaki büyük özveri anlaşılmadan bu çalışmanın kendisi kavranılamaz. Devrimci hareket kendisi de bir genç bir hareketti zaten. O zaman gençler tecrübesizdi ama devrimci mücadeleye, devrimci harekete, devrime yürekten bağlı insanlardı. İdeolojik olarak Devrimci Yol dergilerinde ki o orta sayfadaki teorik yazıları yazanların da çok ciddi anlamda bir övünç payı çıkartmaları lazım. Onların da hakkını bence teslim etmek lazım. Eğer faşizm talili bu ülkenin koşullarına denk düşen biçimde yapılmamış olsaydı ne Yeni Çeltek olurdu, bence olmazdı, ne Fas olurdu, ne de Artvin olurdu ya da Uşak olurdu. Faşizme karşı mücadelenin başarıya ulaştığı Fas gibi yerlerde gerçekleştirilen halk komiteleri pratikleri, sosyalist bir demokrasi idealinin çarpıcı örnekleri oldu.
Orada dantel gibi işlenen, iğne oyası gibi olan bir emek var. Bunu unutmamak gerekir. Bu emeğin içerisinde de dışarıdan gelen devrimci arkadaşlarımızın, Fatsalı devrimci arkadaşlarımızın, aynı zamanda Fatsa kadınlarının çok büyük emekleri var. Hatta bir seferinde çocuklar çok hoş bir odaya tanık ettiler bizi. Demirci köyündeki öğretmen arkadaşımız karneyi vermeye geciktirmiş. Çocuklar birkaç defa söylemişler öğretmenlerine. Öğretmenleri de tamam hazırlayacağım demiş. Bir gün bir evde otururken dışarıdan acayip bir ses duyduk. Bayağı gürültü. Çocuklar 25-30 kişilik bir grup oluşturmuşlar. Ellerinde de pankartları. Karne bizim hakkımız, söke söke alırız diye önümüzden geçtiler. Yanımda da öğretmen arkadaşlar. Dedim hiç şikayet yok. Bunu bile yapabildilerse eğer çocuklar, demek ki ciddi olarak insanların hayatlarına dokunmuşuz demektir. Senden başlamıştık. Hazır. Az önce Kemal'den hocam başlamıştık. İsterseniz. Hayır, seni bıraktım, kestim ben seni. Oradan hadi, devam. Tamam. Hocam biraz daha yukarı. Nerede kalmıştık? Nerede kaldık biz? Ben nerede kaldığımı çok dikkat etmedim. Baştan mı yapsak? ...77-80'e kadar 3 yıl. O 3 yıl süre içinde, o kısa süre içinde 3 yıl değil 30 yılı yaşadık. Çok uzun gibi geliyor şimdi. Çünkü her günü bir gün değildi. Çok yoğun yaşadığımız için bir gün demiyoruz ona. Asıl mesleğim öğretmenlik ama resmi olarak bu görevi yapamadım hiçbir zaman. Ben devrimciyim, sosyalistim. Onurlu yaşamaya sürekli devam ettim ve devam edeceğim. Çekirdek atılıp, tohumlar atılıp yeniden bir daha inşa edilmesi gerekiyor. Kolay kolay yetişmiyor insanlar. Benim babam hep bir şey söylerdi. Devrimciler çok iyi insanlar, vicdanlı insanlar. Arkadaşın dediği gibi insanlığı, her türlü değeri devrimci olduktan sonra öğrendim ben.